Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl ev eşyaları yapabileceğinizi göstereceğim. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ben şöyle bir ev yaptım ama bu ev şu anlık önemli değil bizim için. Şimdi size nasıl eşyaları yapabileceğinizi göstereceğim. Birinci eşyamız arkadaşlar klozet. İki çeşitli yapabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz, bir de şöyle. Bunu yapmak için arkadaşlar size gerekenler kuvars bloğu, şartel, bir de demir tuzak kapısı arkadaşlar. Bunu yapmak için şöyle bir dakika. Şöyle iki tane üst üste kuvars bloğunu koyuyorsunuz. Bir tane şöyle koyuyorsunuz. Şuraya demir tuzak kapısını koyuyorsunuz. Şuraya şarteli koyuyorsunuz. Ama isterseniz daha lüks olmasını istiyorsanız buraya taş düğme de koyabilirsiniz. İkincisi. Bir dakika. İkincisi arkadaşlar böyle bir klozet. Bunu tercih etmem. Bunun için de size gerekli olanlar kazan. İstediğiniz bir tuzak kapısı. Su, bir de siyah yün arkadaşlar. Bunu yapması nasıl? Hemen şöyle göstereyim. İki tane üst üste siyah yün koyuyorsunuz. Önüne bir kazan koyuyorsunuz. Kazanın içine su dolduruyorsunuz. Ve seçtiğiniz tuzak kapısını şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu da bu kadardı. Şimdi dolap göstereceğim. İstediğiniz blokları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bize gerekli olan kapı. Bir blok, bir de tuzak kapısı yine arkadaşlar. Ama hepsi aynı olsun, ona dikkat edin. Dolabı sadece görünüş için yapmak istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. İleride göstereceğim size nasıl yaptığınızı. Şunu almadık. Bunun için de dolabı ne kadar büyüklükte yaptığınız önemli değil. Şöyle mesela. Şöyle yapayım ben. Üstüne iki blok şöyle koyuyoruz. Şöyle. Sonra buna şu aldığımız kapıyı, ama hepsi aynı şeyde olsun. Şöyle kapıları buraya koyuyoruz. Şöyle. Koyalım bakalım. Kapıları buna koyduktan sonra arkadaşlar üstüne eğer renkle şu an uyumlu, bakın çizgili falan. Eğer üstüne koymak istiyorsanız şöyle yine yapabilirsiniz. Bu da dolabımız. Sonra arkadaşlar musluk, elimizi yüzümüzü yıkadığımız yer. Bunu yapmak için de yine bir kazan lazım, şartel lazım, su lazım, bir de ne lazım? O kadar sanırsam. Aynen. Bir de blok lazım. Şuradan alalım bloğumuzu da. Bunu da yapmak için yine klozeti yaptığımız gibi iki tane üst üste koyuyorsunuz. Şuraya kazanı koyuyorsunuz arkadaşlar. İçine kazanı su dolduruyorsunuz. Bu tetikleyici mekanizma, pardon şartel dedim. Bunu da buraya koyduğunuzda şöyle oluyor. Bunu kapatmak isterseniz derseniz kötü duruyor. Ben şöyle kapatmak istiyorum. Ben de böyle tercih ederim. Böyle küçük bir lavaboya yapabilirsiniz. Diğeri arkadaşlar sandalye. Sandalye için gerçekten çok kolay yani. Çit alıyorsunuz arkadaşlar. Çitiniz hangi renk olduğu önemsiz. Şöyle 4 tane çiti koyduktan sonra şurayı böyle üstüne de koyuyorsunuz. Oluyor size sandalye. Diğer bir ev eşyamız koltuk. Koltuğun daha 2-3 çeşidi de var. Bunu yapmak için de istediğiniz bir ağacın basamağı ya da kuvars bloğu basamağı falan. Bir de tuzak kapısı. Bunu yapmak için çok kolay. Şöyle bir tane şeyi koyuyorsunuz. Tuzak kapısını da şöyle koyuyorsunuz. Oluyor size koltuk arkadaşlar. Bir sonraki eşyamız masa. Bu piston. Ama onu masaya döndüreceğiz şimdi.
Bunun için de gerekli olan arkadaşlar bizim Randostone meşalesi. Aldık. Bunun için şöyle iki blok şöyle delik açıyorsunuz. Şuraya meşaleyi koyduktan sonra pistonu üstüne koyduğunuzda zaten böyle kalkmış oluyor. Diğer bir şeyimiz daha güzel koltuk yazmışım ona. Bunun için de merdiven basamağı şöyle bir yarım basamak bir de şu. Bunu yapmak gerçekten çok kolay. Şimdi bir tane şöyle koyuyorsunuz şu yarım merdiven basamağından. Bir de karşısına koyuyorsunuz. Sonra bunun arkasına şöyle koyuyorsunuz. Sonra bu arkaya koyduğunuz üstüne de şöyle koyuyorsunuz. Size daha güzel bir koltuk oluyor. Şimdi yine bir koltuk. Ama daha güzel bir koltuk. Bunun için de yine basamak lazım arkadaşlar. Bir de kapı, bir de tuzak kapısı. Ama ben hepsini şu an huş ağacından yaptığım için tuzak kapısını, şu basamayı, kapıyı falan hepsini aynı seçin. Yani değişik değişik yaparsanız kötü olabilir. Bunu da göstereyim hemen. Bir tane şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Yine tuzak kapısını şöyle bir şu kenara koyduktan sonra kapımızı da buraya koyuyoruz. Ben bunu size tavsiye etmem. Size neyi tavsiye ederim arkadaşlar? Şu kapı olarak. Bir dakika. Bir dakika alıyorum şu an arkadaşlar. Şu. Şundan yapmanızı daha tavsiye ederim. Şimdi söyleyeceğim nedenini. Şöyle. Şöyle. Şunu da şöyle. Bu daha gerçekçi oluyor. Şurada bir boşluk var ya. Mesela düşünün böyle oturduğunuzda buraya kafanızı oraya böyle koyabilirsiniz. Öyle düşünebilirsiniz. Vallahi çok hareket ettim. Mikrofondan ses çıkmıyor galiba. Diğeri de arkadaşlar kapı girişi yazmışım ona. Şöyle bir kapı girişi yapmak için size yine gerekenler aynı cinsten olsun. Tuzak kapısı, kapı, bir de bloğu. Evi ben şimdi öyle bir rastgele ev yaptım. Şunu kırayım. Göstermek için yapayım. Şimdi şuraya bir tuzak kapısı koyuyorsunuz. Şuraya bir tuzak kapısı koyuyorsunuz. Şuraya bir tuzak kapısı koyuyorsunuz. Ve aldığınız kapıyı şuraya koyuyorsunuz. Şöyle yaptığınız eve. Ondan sonra masa ve sandalyeler. Arkadaşlar bunu yapmak için de yine şundan lazım. Bundan. Bunu yapmak için de yine şurayı yapayım. Mesela ilk önce masayı yapayım. Masayı zaten görmüştünüz. Şöyle pistonu koyduk mu kalkıyor. Ondan şimdi sandalyelerimizi yapalım şöyle. Evet. Şuraya bir saksımızı koyalım. Saksı koyuluyor. Bu güzel yani gerçek bir masa hissi veriyor. Ondan sonra kuş ağacından şuradan şeyimizi alalım. Tuzak kapımızı böyle merdiven basamağının yanlarına böyle koyuyoruz. Arkadaşlar şurasını doldurayım. Bir dakika. Her neyse koyuyorsunuz. Karıştırdım. Şöyle arkadaşlar koyuyorsunuz ve size güzel bir masa olmuş oluyor. Diğer bir şeyimiz arkadaşlar demiştim ya gardolap yani dolap gerçek dolap yazmışım ona. Bunun için de gereken malzemeler arkadaşlar. Bir dakika ilk önce ben şunları bir şuraya koyayım bence. Şöyle bana kolaylık olsun. Bunun için de gerekenler zırh askısı. Şöyle ekipman. Bir de şunlar. Hepsi aynı olsun ne dediğim gibi. Şimdi bunu yapmak için içi böyle dolu olabilir. Zırh koyabilirsiniz. İşte buradan zırh falan alabilirsiniz. Bunu yapmak için de şöyle 3 tane koyacaksınız. Buradan şöyle çekeceksiniz. Şöyle olacak. Yine şöyle yapayım. Pardon. Şöyle olacak ya arkadaşlar.
Sonra bunun üstüne biraz yüksek yapmalısınız. Çünkü iki blok genişliğinde, yani uzunluğunda zaten zırh askısı. Siz de iki blok uzunluğundasınız. Şöyle yaptıktan sonra bunu yükselttikten sonra bu üstü kapayabilirsiniz arkadaşlar. Sonra buraya zırh askısını şöyle kullan. Şunları takalım. Şöyle zırh askısını yerleştirebilirsiniz. Sonra yine şu dıştaki bloğun rengine göre kapınızı, bir dakika, kapınızı koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle kapınızı koyabilirsiniz. Dolabımız da böyleydi. Yani size göstereceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım işinize yarayan şeyleri göstermişimdir. Umarım yani düzgün göstermişimdir. Anlayacağınız bir biçimde göstermişimdir. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Sağ üst köşede çıkan Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.